Değerli Sol TV izleyicileri, bir başka tarih ve gelecek programıyla daha karşınızdayız. Bu programda aslında Türkiye'nin gündemiyle ilgili, Türkiye'nin güncel politikasıyla ve sorunlarıyla ilgili fakat tarihsel boyuta olan bir meseleyi tartışacağız. O da şu ünlü devlet aklı. Son dönemde mafyanın, mafyatik liderlerin televizyonlarda yaptıkları açıklamalarda da son derece geçen hatta bu e, buradaki iddialara konu olan kimselerin de savunma olarak e, ortaya koydukları bu kavram aslında Türkiye siyasetinde tabii ki ilk defa ortaya çıkmıyor. E, 1990'lardaki susurluk olayında ve diğer daha sonra gene bu çeteleşmelerin kontrgerilla faaliyetlerinin ayyuka çıktığı bir takım gündemlerde e, hep savunma olarak Gündeme geldi bu devlet aklı meselesi bir tür böyle mistik gizemli bir kavram, bir takım insanların devleti aklını koruduğuna ilişkin bir izlenim yayan dolayısıyla toplumsal genel toplumsal hareketin dışında toplumun direksiyonunun belli bazı kimselerde olduğunu ifade eden bir kavram. Bu kavramın büyük bir tarihsel geçmişi var aslında gerek Hukuk teorisi açısından gerek devletin devletler tarihi içerisinde bir önemli geçmişi var. O geçmişten alarak Türkiye'nin şimdiki durumuna doğru getirmek ve bazı kıyaslamalar yapmak istiyoruz. Bu anlamda da Mehmet Cemil Ozansu kamu hukukçusu doktor Mehmet Cemil Ozansu'yu programımıza davet ettik. Ve bu boyutlarını özellikle bazı karşılaştırmalar yapabilecek şekilde konuşmak istiyoruz. Fakat bu başlamadan önce Cemil hoş geldin. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, bu son programımızda benim en azından katıldığım son programda bir ufak şey olmuş. E, dil sürçmesi. Onu da bu vesileyle düzelterek başlamak istiyorum. Eee Potsdam görüşmeleri sırasında atom e, Hiroşima'ya bomba atıldığı gibi bir şey e, cümle geçiyor. Çok dikkatli izleyicilerimiz izleyicilerimiz var. Doğrusu e, biraz da gurur duyduk. Hemen uyarmışlar e, yorumlarda. Yalnız ben o cümlede çok açık olarak aslında Potsdam sonucundan ve Potsdam konseptinden e, bahsediyordum. Bir ara aklım görüşme meselesine gitmiş. Dolayısıyla onu da burada e, kısaca orada düzelteyim. Bu arada şunu da belirtmek gerekiyor ki Potsdam görüşmelerine atom diplomasisi damgasını vurmuştur elbette. Hiroşima değil ama e, Truman Stalin'e bir atom bombası geliştirdiklerini söylemiştir. Dolayısıyla soğuk savaşın iki kutuplu dünyanın başlangıcını oraya yerleştirmek mümkündür ve dolayısıyla da e, söylediklerinizin esasını hiçbir şekilde değiştirmeyen bir şey e, durum bu e, destekleyen bir e, yeni verilerle de e, görebiliyoruz desteklendiğini. E, dolayısıyla Türkiye'nin her zaman bu soğuk savaş sırasında komünizm tehdidine maruz kaldığına dair bir Propagandaya, dolayısıyla bir e, komünizm tehdidi, abartısına ihtiyacı vardı ve Stalin talepleri de buraya oturuyordu. E, şimdi konumuza bugünkü konuya dönecek olursak, belki de devlet aklı e, açısından bir e, çok da kopuk bir konu değil e, bu. E, bu devlet aklı biraz girişte de söylediğim gibi aslında tarihsel bir mesele, aslında teorik bir mesele ve ilginç bir şekilde bizde Mafyatik gündemlerde ortaya çıkıyor. Kontrgerle gündemlerinde. Bu dinamikleri biraz Cemil... Zayıfladıkça o gündemlere kayıyor. Halbuki bir Rönesans kavramı bu. Evet. Nasıl bir Rönesans kavramı? Sanıyoruz Machiavelli'ye kadar giden bir tarihi var. Bir kısaca bahsedersen. Hocam Machiavelli'de hiç geçmiyor. Yani bir teknik terim olarak geçmiyor. Machiavelli'den sonra e della Casa'da mesela 1500 yani, diyor yani on teksip efendim evet Dik <laughs> ama o, öyle öyle bilinir. <laughs> yani o kadar evet. o kadar olacak yani herhalde. <laughs> ee, kavram rönesans ama yani kavramın e, zeminini hazırlayan tabii ki makyavel. Yani şu çok önemli şeyi yapıyor aslında. Ee, siyasetten siyaset siyaset kavramından ahlaki olanı ve dinsel olanı çıkarıyor, sekülerleştiriyor siyaseti ilk anlamıyla. Bu çok önemli bir Orta Çağ'dan çok önemli bir kopuş bu. Çünkü e, dinsel doğru ile siyasi doğru aynı şeylerdi veya ahlaki doğru, hukuki doğru da buna dahil. Böyle bir Orta Çağ'ın e, zihniyet dünyasında bunlar bir bütün oluşturur. Ya bunlar farklı şeyler olamazlar. Çünkü bir nizam-ı alem vardır. Tanrı tarafından e, kurulmuş bir düzen. E, bunun içinde hukuki olan her şey şeriata uygundur. E, bu, bu şeriatı iki şey içinde kullanabiliriz. Yani hem Batı Avrupa bir 13. yüzyıl Batı Avrupa'sı örnek olsun bir şeriattır hukuk orada. Yani modern hukuk ayrı bir şey olarak doğmuştur. E, bunların bütün başlangıcı dolayısıyla siyasal olanı ve dolayısıyla aslında devleti tarif etmesi bakımından Machiavelli ilk filozofumuz sayabiliriz. E bizde de biliyorsunuz ondan evvel yani orta çağ ee, ne diyelim ona liderlik metinleri değil Nasihat vardır. Hı hı. Değil mi? Bu, bunun benzeri mesela Avrupa'da da vardır. Fürsten Spiegel derler. Yani şey aynası diye mi tercüme edeceğiz onu e, ismini getir. E, prens Prenslere nasihatler. Nasıl iyi bir idareci olunur? Vesaire. E, bu Arkana literatürü adı verilen şey var. İşte yani bu çeşitli gizemli devlet hilelerle siyaseti yürütme sanatı. Düşmanını nasıl alt edersin? Mesela böyle şeyler var Orta Çağ'da da. Yani Orta Çağ'ın literatüründe de bu var. Ama Machiavelli bunları şeyden tamamen ayırıyor. Gereklilik kavramı üzerinden e, zaruret kavramı üzerinden yola çıkarak bunu tamamen ayırıyor. Bu önemli bir şey. E, i̇çinde bu devlet denen şeyin içinde iki ögenin bulunması gerekiyor. Bir tanesi iç stabilite. Stabilite çok önemli bir şey. Zaten i̇stikrar. dikkat edersin istikrar, hı hı. İstikrar. İç iç denge, iç stabilite. E, birinci olması gereken şey. İkinci özelliği de dışa yayılma kabiliyeti. Bu tamam. Bu bir e, bunu düşünün. Kuzey İtalya şehirlerini düşünün. Şehir devletlerini işte devletçikleri daha yeni başlıyorlar. Bu macera birbirleriyle olan bir mücadele macerası. Daha bunlar da hani bunlar da böyle küçük küçük çeteler. O dükalıklar baronluklar değil mi? Hepsi evet. bunların küçük küçük çeteler gibi e, şeyler var yağma harpleri var. Aslında evet. olan şey bu. Bunun bir istikrara kavuşması, iç stabiliteyi sağlaması ve diğer özneler nezdinde tanınabilir bir genişleme kapasitesini bünyesinde bulunduruyor olması. Devletin kurucu olan özelliği bu. Onun için istatistik değil mi? Çok önemli. Devlet bilimi diyoruz zaten artık evet. istatistik değil mi? Bu statik olması. Bu status yani devleti bizde e, biz devlet sözcüğünü tercih ettik onu konuşuruz. Ama e, yabancı dillerde bu state, stat, değil mi? Eta bunların her biri bir e, durum ifade eden şeyler. Buyur bir evet. şey. Yani dolayısıyla oradaki feodal parçalanmışlığın biraz üzerine çıkacak bir yeni devlet formu arayışı var zaten evet. ve e, devlet aklı dediğimiz şey de biraz evet. aslında bu arayışın evet. ...bir ürünü olarak ortaya atılan bir evet, kavram. Ortaya evet. atılan da yavaş yavaş da... ...evrilen, ortaya çıkan evet. bir kavram. Yani evet. şu, o birimin... O, ...o varlığın, o entitenin kendini... ...muhafazası, birincil... E, ...rasyosu bu işin... ...yani bir devlet olmanın... ...birincil e, rasyosu... ...kendini muhafaza, bir bünye olarak... ...bir varlık olarak... ...kendini muhafaza etmesi, koruması... ...kendi varlığını sürdürmesi... G ...amaç bu... Dolayısıyla bütün şey amaçtan, o dinsel amaçlardan, ya işte e, Tanrı'nın e, şeriatını daim kılmak yeryüzünde, işte e, o nizam alemin devamını sağlamak, bu amaçların hepsi ikincil hale geliyor. Zaruret, o kendi varlığını örgütün kendi varlığını sürdürme ihtiyacı, rasyosu bu. E, bu kavram bütün e, zaten kamu hukukunun kurucu kavramı olacak. 16. Hmm. yüzyılın ilk yarısında racione di stato olarak gelişiyor bu işte. Devlet hmm. devlet raconu diyebilir miyiz? Diyelim mi? Evet, biliriz. Biz de özellikle <laughs> geldiği yerde artık, artık devlet... geldiği yerde devlet aklı <laughs> demenin bir akıl sözcüğünü bu kadar kolay e, kullanmanın bir lüzumu yok. Bunun hmm. yerine racon diyebiliriz pekala. Hmm. Evet Aslında adet usul o rasyonun içinde olan bizde raconda da aslında olan parça o adet usul erken biraz şöyle, şöyle kullan şöyle de kullanılıyor. Biraz daha geç döneme doğru gittiğimizde tabii bu İtalya'da ilk formülasyon da önemli. Oraya dönülebilir de daha e, baktığımızda sanki bir 14. yüzyıla doğru falan e, Fransa ya, yani mutlak monarşilere doğru geldiğimizde de o, o biraz re, evet reform Efendim. evet biraz kurumlaşma şeyi var orada. Yani kurumlara güven ve bir şey devletin deneyiminin birikmesi. Evet. Ee, yani biraz Uh, evet. E, zaten bu artık bir e, o ragione di stato bir, bir 50 sene zarfında hemen bir e, genel e, bir üniversite kavramına dönüşüyor. Hı hı. Ratio status şeklinde ve bütün kamu hukuku materyali e, bunun üzerine inşa ediliyor. Yani ratio status nedir? Aslında devlet nedir diye konuşuyorlar. O dönemki bir adı da bunun mesela Staatskunst Devlet sanatı, devlet olma sanatı. Yani bu bir aynı bir bilim e, olarak, bir sanat e, icrası bir sanat olan e, bir e, biçimde askerlik sanatı falan da deriz ya bugün. E, evet. Bu şekliyle e, ifade edilebilir bir kavrama dönüşüyor. Rasyonun içinde tabii çeşitli şeyler var. Yani e, mesela rasyon, status ikili inceleniyor. Iı, şey, kamu hukuku metinlerinde rasyo işte bir tacirin muhasebe kabiliyeti yani öngörü kabiliyeti hesap ed hesap edebilirliği bunun içine giriyor e, işte insani akıl akıl bunun parçası ve eşyanın tabiatı kavramı yani en temel kavramlarından tamamen dünyevi Dünyevi, dünyevi bir hiçbir şey, var. şey yok, hiçbir şey yok. E, e, zaten laikleşme serüveni bu. Yani devlet oluş bir e, laisizasyon süreci. Evet. Modern devlet, hukuk devletinde zirvesine ulaşacak olan modern devlet düşüncesi bir e, laikleşme serüveni. Yani bundan bundan geri dönüş olmuyor. Bu aparat böyle ancak ifade edebiliyor kendini. Yoksa aksi takdirde başka bir şeye dönüşür. Evet, status kısmı ise mesela e, müşterek varlık, eşyanın durumu e, bir zümre ifadesi var. Bu bu aslında şu. Niye zümre? Yani bu sta, statü meselesinde de biz bunu görüyoruz ya. Herkesin aynı biçimde paydaşı olduğu bir şey bu. Bu statü. Herkesi eşitleyen bir şey. Senin söylediğin absolutizm döneminde de öyle. Yüce bir monarkın e, evet. etrafında herkes eşitleniyor. Bütün zümreler, bütün alt soyluluk burjuvazi vesaire giderek bunun bir e, eşit eşitliğe doğru giden, evet, bir e, birimi haline geliyor. O devletin ortaya çıkışında bir düşünce olarak devletin ortaya çıkışında bu statü meselesi o istikrar meselesinin içerisinde bu parçayı da görmek lazım bir eşitlik ideali en azından yani vurgulanan bir ögesi devlet durumunun bu bayağı biraz da işte modern devletin tarifi oluyor aslında biraz da yani... özü çekirdeği denebilir mi? eee iptal ettik. şekilde. Bizde evet. ama bizde devlet, bizde de devlet sözcüğünü tercih ediyoruz biz. Ee, işte aslında Roma Roma Fortunası bu. Bizdeki devlet. Daha antik e, zamanlardan kalan talih. Mesela bir paşa zaferle döndüğü zaman değil mi gazadan veya padişah onun devleti artıyor. Bir nicelik yani devlet artabilen bir şey, büyüyebilen bir şey, bir talih, fortuna, fortuna çarkı bunun evet. başarıya erişmesi. Ya o sözcüğü biz tercih ederek şey yaptık. Giderek bir aygıta döştü. Dolayısıyla o state status burada onun izini süremiyoruz. Bizde biraz daha farklı bu anlayış. Farklı. Böyle evet. bir böyle bir farklılıktan Ama söz ederiz. Bence... Tanziyatı mesela burada bir dönüş noktası olarak zaten hani başlangıcı. modern devlet, devletin evet, modern, başlangıcı modern devletin başlangıcı evet, olarak başlangıcı. alınıyor. Dolayısıyla bu paralellik açısından devlet aklının da başlangıcı olarak Tabii. yani hem ahlaki hem dinsel unsurlardan devletin arındırılması hangi, evet, evet. evet hatta sert bir müdahaleyle biraz da arındırılması Hı. 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 hamlesi. o olmadan zaten devlet olmaz. Evet. Yani o, o, müşterek yapıyı kurabilmenin, yani dinsel olan ahlaki olanla iç içe bir biçimde siz siyasal olanı ayıramazsınız. Ayıramadığınız zaman da politika icra edemezsiniz. Politika icra edemezseniz de egemen olamazsınız. Yani devlet olma meselesi Osmanlı'nın da devlet olmaydı eşit özne olarak kendini tanıtma mücadelesi. Değil mi? Bir, çünkü egemenler dünyası Avrupa dünyası Evet. O dünyanın bir parçası olmamız için burada da bu rasyonelleşmeyi gerçi. Bu sadece harp teknolojilerinde denkleşme vesaire değil. Bir özne olarak tanınma, bir egemen olarak tanınma meselesi de bu Osmanlı Peki bu yine de literatürde özellikle liberallerin ele alışında bu devlet aklı meselesini biraz şunu görüyoruz. Aslında bunu hukuk sistemiyle karşı karşıya koyuyorlar. Yani hukuk devleti var bir de devlet aklı var. Devlet aklı hatta giderek de hukuk devletini sabote eden bir şey. Bunu Osmanlı'daki işte çevirisi hikmeti hükümettir diyenler var işte ama aynı şeyi karşılamıyor diye de söyleniyor. Yani bu bir tartışma konusu. Bundan bağımsız olarak yine de bu devlet aklı denen şey işte bu gizli gündemi devletin diyelim. Korunan bir gizli gündem olarak düşünülüyor ve bunun somut hukuki sistemi sabote eden bir şey olduğu düşünülüyor dile getiriliyor. Tabii şuna da geleceğiz yani şimdiden söylemiş olum Yani bunun demokratik ya, ve evet. konsülleriyle gündemlerle ortaya çıkmasının e, içeriğine, dinamiğine neden ortaya çıktığına da geleceğiz. Ama buna bir değinmek lazım. Yani bu hukuk sistemiyle bunun bağı üzerine ne söylenebilir? Yani e, bunlar bir kontrast içinde mi? Bir karşıtlık içinde mi? Yoksa bir bütünleyicilikleri var? Bu e, zaten devletin kendi bu kavramı. Dolayısıyla yani bu hukuk devleti de bir rasyosu olan bir devlet. Dolayısıyla bunu ondan böyle koparabilmek ve bu ikiliği kurabilmek zor ama bu kavram ortaya çıktı günden itibaren e, kavramla bir polemik. Kamu hukuku içinde daha doğrusu e, hukuksal düşünce içinde veya e, sosyal düşünce içinde zaten gelişmiş. İşte Büyük Friedrich'in Antimakyaveli mesela değil mi? 18. Hmm. yüzyılın şeylerinden. Kitaplarından e ondan evvel 30 yıl savaşlarında mesela o kriz durumunda işte e, raconistler deniyor şeylere e, makyabelist e, bu e, devlet aklını ştats rezonu kullanmak isteyenlere makyabelist. Burada tabii şöyle bir şey var e, mesele var bunun içinde e, egemenin inşası aynı zamanda e, küçük o şeriattan kalan aslında yerel küçük hakların, o feodal hakların imhasını gerektirdi. E Bunların hepsini mesela bir e, tirani olarak ele aldılar. E, şeyler, e, monarkomaklar bilmem neler. Hepsi bunu bir isyan ve direnme hakkı buna karşı geliştirdiler. Modern devlet bunların e, baskılanması, bunların ortadan kaldırılması üzerine kurulu bir şey. Yani biz direnme hakkından feragat ederek yurttaşlığı elde etmiş olduk. Orta şeriattan çıkışımızın şeylerinden biri budur. Bu şu anki şeyi devletin çöküşü vesaire prosesiyle ilgili bir şey söylemiyorum. Ta bu işin başına yani erken modernlikteki meseleyden bahsediyorum. Dolayısıyla burada iki mevzu, iki alan kendini ortaya koyuyor. Bir iç alan, o istikrar alanı. Orada ceza hukuku kendini geliştiriyor. Bir suçlu inşa ediliyor o birimde. Oranın temel kavramlarından biri de bugün işte programı da öyle açtık. Skandal kavramı. Değil mi? Skandal, bir skandal her ceza hukuku hareketinin içinde olan suçun temel niteliklerinden bir tanesi olan o bozucu dış görünüşü şeyin, suçun. Bu skandala verilen tepki, ceza aygıtının yaratmış olduğu, ceza aygıtının o suçu aşması oradaki şeyi tersine çevirmesi hı hı. ismine getir. İhlali aşması. Bu bir. iki ikinci safhası bu devlet membranının o da dış, dışarıya dönüş, dönük olan şey. Yani bir tarafta suçlu ve onunla mücadele bir harp parçacı, iç harp parçacı olarak mevcut. Bir de onun dış versiyonu var. Dolayısıyla bu bir bir varlığın ikili karakterini oluşturacak bize. Bu ratio hı hı. statusun ikili karakterini oluşturacak. Yani aslında bir yanıyla biz ceza hukukunun inşasını diğer yanı devletler hukukunun inşasını izleyeceğiz. Buradan da bir egemen denen kavram çıkacak. Bu devlet. Şimdi ancak bu ikilik böyle bunu yani bir tarafa rasyo statüsü koyup öbür tarafa hukuku koymak aceleci bir şey. Çünkü biz kavramın giderek e, hukukileştiğini görüyoruz. Yani e, ihtilale doğru bilhassa iktidarın yani siyasal iktidarın rasyosunun iç istikrarı sağlamasının hukuki bir mesele olduğunu. Yani siz mahkemeleri geçerli kılacaksınız vatandaşlık bağını kuvvetlendirebilmek için, o statüyü ayakta tutabilmek için. Dolayısıyla devlet aklı her zaman bir kriminal şeylerin, kriminal oluşumların ifadesi vesaire bu yaşadığımız şeylerle ilgili bir neticeye bizi götürmüyor. Bilakis o istikrarın sağlanmasında hukuki müessesenin e, yerine oturması da bir bu, bu bütün i̇şte bir kuruculuk, kuruculuk işlevi var yani bir tür. E, tabii bir düzen kurma fonksiyonu evet. var yani iç içteki istikrar ne pahasına olursa olsun istikrar değil. Yani evet. daha Biz doğrusu artık, şöyle ifade hı? edelim, tabii, varlığını muhafaza etmesi ne pahasına olursa olsun varlığını muhafaza etmesi ama. Burada bu giderek hukukileşi ancak hukuki form altında bu muhafaza söz konusu olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu açtığınız durumda o zaman bunu parçalıyor olursunuz. Yani o kendine zarar veren bir aygıta dönüşür. Evet yani Nasıl o hukuki... Devlet aklının hukukileşmesi dediğimiz bu. Hukuki çerçevenin dışına çıkmaya başladığında kendini de yemeye başlıyor bir nevi. Bu yemeğe. tehlikeyi işte o stabiliteyi sarsmış oluyor. Zaten ilginç bir şekilde bizde bizde yani bu devlet aklı kavramını en çok kullananlar e, sağ hatta aşırı sağ yani İslamo-Faşist hatta akımlar evet. daha çok Türk-İslam sentezinden beslenen hadi e, politik şeylerini çok fazla düşünsel yapılır Türk-İslam sentezi olan e, kesimler bunu çok kullanıyor. Devlet aklını herhangi bir e, itirazda hemen parmak kaldırıyorlar e, ve aslında bunun arkasında bir tür bilgelik olduğu düşüncesiyle işte bazı politikaları itirazları bu söylemde bastırmaya çalışıyorlar. Ama ilginç bir şekilde bunların referansı tarihsel referansı işte Tanzimat filan değil. Yani bas bayağı mesela Abdülhamit dönemi. Abdülhamit dönemi ise özel bir e, dönem aslında beka stratejisiyle hareket edilen bir dönem. Temel söylemin aslında ben iktidardan çekilirsem imparatorluk çöker. Dolayısıyla biraz İslam'a dayalı, İslam şeyinin çok fazla ön plan çıktığı bir tür yapı. Ama işin enteresanı Abdülhamit döneminde Tanzimat döneminin genel merkezleşmesi kurumlaşmasından biraz daha farklı bir gidişat oluyor. Parçalanma aşağı doğru yani hukuksal işte, umumiye ya da e, çeşitli e, zaten toprakların bazı toprakların elden çıkması küçük e, hukuk adacıkların oluşması. Dolayısıyla aslında desantralizasyon diyebileceğimiz bir eğilim Abdülhamit döneminde ortaya çıkıyor ki bunu daha sonra Osmanlı toparlayamayacak da kolay kolay. Dolayısıyla aslında ilginç bir şekilde ortaya çıkışı, modern devlet tarihinde ortaya çıkışı, merkezileşmeyi ifade eden, merkezileşmeyle paralel giden bir kavram. Bizde tam da aslında dinle çok fazla iç içe bir dönemde, hilafet söyleminin devlete egemen olduğu bir dönemde, bir dönemi referans alarak aslında inşa ediliyor çoğunlukla. Hele zaten cumhuriyet dönemindeki kullanılışını ve bu krizlerdeki kullanılışını ayrıca ele almak lazım. O Abdülhamit döneminden bile daha e, enteresan din sosunun çok daha fazla olduğu bir söylem içerik açısından. Dolayısıyla bizde bizde e, din Özellikle burada devlet aklı meselesinde çok fazla vurgulanan bir konu ama sen diyorsun ki aslında bu bir tezat. Yani burada e... o faşist yani faşist hareketinin o. propagandif bir şeyi o tarihten şey alıp ebed müddet devlet onlar şu Orta Asya'dan beri işte işte efendim söyleyeyim şeye kadar bugünkü Cumhuriyet'e aynı devlet veya devlet hepsini aynı kavram olarak görüyorlar. Hı hı. Böyle hı. şey mümkün değil. Evet. Ya bakın evet. bu ama çok temel ben ya bu, İslamcı, bu yani İslamcılığın içinde de bu var. faşist hareketin içinde de bu var. şeyi hukuku da tarih üstü bir biçimde anlıyorlar. Yani şeyi göremiyorlar. Şeriatın bir orta çağ hukuk tekniği olduğunu, teknik olarak matbaa öncesi bir kültürdür şeriat. Hı hı. Yani matbaa ile bambaşka bir noktaya geldi şey. iş. Artık atıf yapabiliyoruz. Kanun, maddeler diye bir şey var. Hı hı. Yani teknik olarak bile hukuk başka bir beçeye büründü. Artı prensipleri değişti. Değil mi? Zamansal prensibi değişti. Artık yeni eskiyi ilga ediyor. Eskiden kadim olanın üstünlüğü vardı. E, oydaşma temel prensipti. Şimdi oy çokluğu diye bir hukukta prensibimiz var artık. Hukuk iyi, güzel, ahlaklıydı. Hukuk olan yani şeriat olan. E o artık öyle bir şey yok. Ahlak başka şey, hukuk başka şey. Bunları birbirinden ayırabiliyoruz. Değil mi? Kant'tan değil en azından. Ama nedir? Şeriatçılık bunların hepsini bir olarak görür. Ona İslam hukuku diye bir kendi uydurduğu bir terim uydurur. O sanki tarihte hep böyle bir şey varmış gibi davranır. Devlet ee, bakım devlet kavramı bakımından da aynısı geçerli. Yani Mete tehanım dönemindeki devlet denen şeyle işte e, Tanzimat'ın Osmanlı devleti aynı devlet veya işte evet müddet devlet öyle e, Roma sloganını Roma İmparatorluğu'nun sloganını almış kullanıyor Osmanlı. Onu sanki bir e, şeyin Türk 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 e, şeyinin Türk kavminin olsa devlet anlayışı diye bir şey olarak yaldızlayıp veriyor. Böyle bir şey yok. O devlet, o devletler değil. Hiçbir alakası yok. çeşitli işte kabile birlikleri olabiliyor vesaire. Eee Orta Çağ'ın kendine özgü yapıları bunlar. Bunların hepsine devlet demek çok yanlış bir şey. Devlet bu tarif ettiğimiz bu rasyo üzerine kurulu olan bir şey. Önemli esprisi. olan esprisi yani bunun zaten o dinsel olanı, ahlaki olanı, politik alandan çıkarıyor olması bunu evet. yapamadan bunu yapmadan çok politik, politik denen kavramı bulamayız. Yani politik olan nedir? Devlet olan nedir? Cevherini bulamayız devletin. İşte rasyo statüs bunun cevheri. Onun için ağızlarına pelesenk ettikleri bu şeyin e, rasyosunu siliyorlar devletin ya İslamcılıkla beraber devlet denen şeyi çökertiyorlar. Yani devlet bürokrasisini İslamcılaştırarak bilhassa. Evet. Yani şey Abdülhamit'ten farkı bu. Yani Abdülhamit evet. Bu Abdülhamit bir e, ne diyelim mobilizasyon seferberlik politikası olarak kitle seferberliği nedir bir askeri politika ve aynı zamanda onun ötesinde de idari bir politika olarak İslamcılığı yaparken bunlar devleti transforme ediyorlar. Bu da devletin sönümlenmesine çöküşüne neden oluyor. Çünkü bu rasyo eksik. Bu rasyonun olduğu bir şey yok. Deniz Başka de... bir devlet küçük e, nüfuz alanlarına bölünmeye başladı. İşte şimdi son çok, çok çok on da şey yürüyor. bu. Evet. Liberalizmin şirketleştirici devlet meselesiyle bu mafyalaşma ve bu İslamizasyon üst üste geldi, oturdu. Tarihsel ee, bu kardeşlerini buldular. Örtüştüler gayet değil mi? Evet. 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 Yani, yani, yani bir bu kadar tanesi, otursunuz, Bir damat İstanbul adliyesini, İstanbul emniyetini yönetiyor. Yok öbürü Ankara'yı yönetiyormuş. Evet, yani evet, evet. E, giderek bu parçalanma e, işin enteresanı bunun hepsine bir devlet aklı e, söylemin en fazla ortaya çıktığı. Bakanlıklar e, bakan, konuda, evet. bakanlıklar özel sektörün o sahadaki özel sektörün temsilcilerine veriliyor. Onlar adına birine veriliyor. Böyle bir yürütme. Evet. Yani şirket gibi yöneticiz devleti demek ne demek? Evet. Böyle bir O zaman devlet yani devletin ilk iddiası Kamu yararıydı. Bütün biz bu Machiavelli'den sonraki dönemdik. Machiavelli'de kamu yararı yok. Ee, evet. Ama ondan sonraki 16. yüzyılın içerisinde Gemayn o o parolayı buluyoruz. Bir kamu yararı ifadesi devam. Yani devletin kendini meşrulaştırdığı, kendini evet. kurduğu temel noktalardan biri bu kamu yararını gözetiyor olması. Zaten rasyo statüsün hukukileşmesi serüveninde yani bu biraz evvel onu konuştum, o evet. hukuki Bu kamu yararı üzerinden bunu yaptı. Yani evet. ben kendi varlığımı muhafaza etmek için her şeyi yapıyorum. Evet ama neden meşruyum? Çünkü umumi menfaati, genel menfaati ancak ben temsil edebilirim. Ben açıkçası, evet. Hiçbir şey, hiçbir özel kişi bunun temsilcisi olamaz. Bu modern devletin tabiatıdır. Ama bugün geldiğimiz çağda yani bu çürüme çağında bu görünüşünü dahi bu e, e, Engels'te de öyle ya. E, Paşukanis çizgisinde öyle ya. dolayımlı bir biçimde devlet tahakküm ilişkilerini dolayımlı bir biçimde ifade eder. Burjuva devletinin, hukuk devletinin de görünüşü evet. budur. Değil mi? Bonapartist karaktere bürünür ve bir hakem olduğunu görünüşte de olsa bir hakem olduğunu kanunlar, adliye vesaire bütün bunlarla hareket eder ve dolayısıyla biz sömürüyü çıplaklığıyla göremeyiz. Bu dolayımla hukuk dolayımıyla e, ancak onu e, onu idrak edebiliriz. Dolayısıyla o netlikte göremez. Şimdi bu çöküş çağında ya bu geri dönüş, bu ricat çağ, gericilik çağı buysa bu gericilik çağında biz artık bunu çıplak şiddet halinde görebiliyoruz. Bir şirketin bir yerdeki e, çıkarı bir anda kamu yararı adına hareket eden devletin rasyosuyla örtüşüyor. Değil mi? O enstrümanı evet, görüyoruz evet. karşısında. İşte zaten e, bir, dereler, şimdi bir, evet. bir bir örnek de verebiliriz. Burada ilginç bu Thatcher'ın zaten bu neoliberal şirketleştirme, özelleştirme politikalarının hani bayraktarı olan Thatcher'ın ünlü bir sözü var. E, toplum diye bir şey yoktur artık tek tek bireyler vardır ve onun işte aileleri vardır. Yani dolayısıyla aslında bu söz biraz bu neoliberalizmin bir tür başlangıç sözü olarak kabul edilir. E, toplum sözleşmesini devletin sahiplerinin, yöneticilerinin ilga ettiği noktadan kaldırdıklarını e, gösteren, hatta net bir şekilde topluma gösteren bir e, sözdü. Bu tabii 1980'lerden itibaren iyice boyut kazandı. Kazandı hele bizimki gibi ülkelerde artık tamamıyla hukuk ve anayasal sistemi e, ve o vesileyle devlet sistemini tamamıyla e, çürütmüş bir boyuta geldi. Yani dolayısıyla gerçekten şirketleşme, parselleme, devletin parsellenmesi, e, bütün bunlar şu an karşılaştığımız e, düzenin çok tipik örnekleri. Özelleştirme, yani şimdi mafyalaşmayı biz konuşuyoruz. Evet. evet. E, yani bunu nasıl özelleştirmeyi konuşmadan bunu nasıl anlayacağız? Evet. Bütün şeye bakıyoruz yani değil mi? Sovyetler Birliği'nde gördük biz bunu, Sovyetler Birliği'nin çıkışında gördük. Evet. Bütün yani at başı da. gitti. Mafyalaşmasıyla özelleştirme at başı gitti. Evet. Devletin iktisadi merkezi ağırlığını ortadan kaldırdığınız zaman, yani kamu işçisi denen şeyi ortadan kaldırdığınız zaman, bunun sonunda demokrasinin de evet. ortadan kalkacağı çok belliydi. Korsanlar diye, diye. Rusya'da privatizasyon diyorlar yani şey e, bu konu öyle korsanlaştığına privatization'ın privatizasyonun bir tür işte evet. versiyonu e, pirate pirat o dolayısıyla şey e, böyle bir aslında literatüre de geçmiş yani bu durum bu meselede şöyle bir şey var yani bu e, ben açıkçası şeyi e, nasıl diyelim Devlet hayatında kontr gerillanın ağırlık kazanması, bu İkinci Dünya Savaşından sonra böyle bir aygıtın yeni bir savaşçı birimin ortaya çıkması, bu yeni savaşçı birimin devlet aygıtı içerisinde giderek güçlenmesi ve so ancak soğuk savaşla başladık konuşmaya bunu devam ettim. Soğuk savaş yine de düzenli ordular arasında olacak bir savaş olarak öngörüldüğünde bir bir çeşit bu söylemiş olduğum rasyo statusun yani o devletin o tem eski, eski, o karakterini muhafaza ettiği bir şekilde devam etti. Bu evet. Sovyetler Birliği'nin çöküşü şeyi açtı. Kameranın e, kutusunu açtı. Açtı, açtı ve oradan e, aslında bizim 39 yani faşistlerin dünya savaşına başladığı zaman yaratmış oldukları bütün enstrümanlar hukuk alanındaki enstrümanlar da dahil olmak üzere patladı. Onun şeyin, onun coşkusunu yaşıyor şu anda faşist hareket dünya çapında. Evet. Büyük bir gericilik çağının içine girdik ve bu kontrgerilla denen aslında olsa bir yardımcı aparat olarak ee, o, o soğuk savaş içerisinde ortaya çıkmış olan yapılar şeye hakim olmaya başladılar. o Devlet düzeninin yerini nüfuz etmeye ön gelmeye başladılar. Gelişen savaş teknoloji, değişen savaş teknolojilerinin de bunda büyük bir e, katkısı oldu. Yani e, vekalet savaşları diyebileceğimiz evet. kategorinin e, yaygınlaşması da e, bunda etkili oldu. Ve giderek Bununla birlikte bir e, o Schmidt'in partizan devlet formuna yani Napolyon devleti formunda yani halk tip halk orduları üzerine kurulu bir anayasallık çerçevesinde işleyen bir modelden biz gizli e, kabinelerin e, olduğu e, Fransız ihtilali öncesi değil mi gizli ordonanslar kraliyetin işleyişi öyleydi gizli ordonanslarla Fransız ihtilali bunu alenileştirdi yeni devlet formu içerisinde buna geri dönüşü yani Sovyetler'in yıkılmasından beri bizim devlet dediğimiz teknik içinde gördüğümüz izlediğimiz şey giderek alenilikten geriye dönüş gizli bir şeye gizli hükümet etmeye geri çekiliş ee, ve dolayısıyla toplumun geniş kesimlerinin de hızla depolitize edilmesi, politik alanın dışına itilmesi daha doğrusu. Böyle bir süreci yaşıyoruz. 90'larla bu mukayese edilemez. 90'lar çok daha onun başındaki e, başka bir evreydi. Türk, değil mi? Emek platformu vardı. Hükümet istifa diye bir slogan vardı. Serbestti. Ee, evet bu her türlü e, skandalda biraz evvel dedik devletin kuruluşunda çok cemel bir şey ceza müessesesinin kuruluş skandal her türlü skandalda tepki verebilen bir özgür kamuoyu vardı ha, buna karşı tabii ki e, mücadele edilmesi gereken de bir sürü şey vardı ama bir bu bir e, gücün olduğu e, ve devletin de henüz bu şekliyle bir e, şeye bu biçime dönüşmediği bu Evet. yeni forma dönüşmedi bir evreydi. Dolayısıyla mukayese kabil değil. Başka bir hızla hızla bu çözülüş sürüyor. Ve bu dünya çapında bir şey. Türkiye ileri ileri olduğu da bu gericilik içinde ileri. Yani evet. en ileri gerici gericiliğe Gericileşmede en ileri. Modernleşmede en ileriyiz. Evet. evet. İleri olduğu evet. bu Dolayısıyla gerçekten bu noktayı bitirirken altını çizmek oldukça önemli. Yani hocam var. şunu şu, evet. şunu şey yapıyorum. Yani bizde devletin sönümle, Marksizm'de bu devletin sönümlenmesi meselesi vardır ya işte so, proletarya, evet. diktatörlüğü, sosyalizm, komünizm, komünizm evet. komünizmde evet. artık devlet çünkü ulusları evet. böyle birbirleriyle savaştıran bir dünyada yer almayacağız. Değil mi? De, devletler dolayısıyla sönümlenecek. Böyle bir e, projeksiyonu vardı Marksizm'in. Şimdi bunun kapitalizm koşulları altında gerçekleştiğini, bu şirketleşen başka bir şey bu kontrgerili artıklarıyla şirketleşen devletselliklerin ortaya çıktığı bir dünyada devletin sönümlenmesini yaşıyoruz kapitalizm koşulları, Bunun adı barbarlıktır. Evet. Bunun adı afrikalaşmadır değil mi? Bu forma geçiş aslında budur. Başladı ya sosyal, yani. Ya sosyal, ba barbarlık ya ne zaman ya gelecek? Ya Efendim? Ya sosyalizm ya barbarlığın barbarlık kısmı. Barbarlık kısmı başlamış oluyor. Evet. Yani gö ortada gözüken şey bu aslında. Yani onun için bunu her zaman mafya vardır, her zaman bilmem ne vardır diye genel geçer şekilde bizim bunu şey yapmamız mümkün değil. Çok önemli. Bu, evet. bu çünkü bu artık bar barbarlık nedir zaten? Barbarlık böyle bir şeydir. Yani kültürel form olarak gerileme e aynı şekilde bir idari form olarak da değil mi bu form başka bir devlet, devletin de belki bu şekliyle aşılması diyelim bunlar hep barbarlık alametleri olarak değerlendirilebilir. Ve dünyada biliyorsunuz dünya farklı zamanlarda, farklı mekanlarda, farklı hızda gerçekleşir bu. Evet. Evet. Bizde de en hızlı. <laughs> en hızlı olduğu yerlerden biri yani en hızlı bir biçimde çöküş yaşıyoruz. Evet şu noktayı yani bitirken altını çizmek lazım. Yani gerçekten de bu e, aslında yaşadığımız süreç daha genel bu mafyanın kontrgeriden artık devletleştiği bir dönem. Devlet tarafından kullanıldığı değil basbaya devlet düzeni haline geldiği bir e, dönem. Buna özellikle devlet aklı söylemin eşlik ediyor olması basit bir propagandadan ve bir şeyden ibaret aslında. Bir tür kılıftan ibaret e, dolayısıyla. Burada aslında bir sosyalizm barbarlık kavşağında barbarlığa dönüşe işaret etmen de gerçekten e, yerinde oldu, önemli oldu. Belki de en fazla da altı çizilmesi gereken nokta bu. Bu dolayısıyla böyle de devam edecek, şu sistem e, devam etti sürece. Yani buradan e, çıkış büyük bir toplumsal dönüşüm olmadığı sürece de sistemin içinden bir e, dönüşüm çok fazla mümkün görünmüyor çünkü bu yapısal bir şey artık. Mafya, kontrol yapısallaşmış durumda yani. Yeah. Evet. E, yeah. Tamam çok teşekkür ediyoruz Cemil katıldığın için. Ben Daha uzun da konuşacağımız. Çok, çok yoğun. Her gönlüm. şey üst üste iç içe. Çok iç yoğun şey şey evet. Üst <laughs> <gündemlerde gülüyor> evet evet bunları ayrıntılandırır ya da başka yeni gündemlerde ekleyerek Hı. genişleterek devam ederiz çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Evet, tarih ve gelecek izleyicileri bu programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. İleriki programlarımızda da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.